Yeni bir vloğa hoş geldiniz. Biraz geç uyandım. Okula gidiyorum. Sanırım ikinci derse yetişebileceğim. Ve bu vlogta da size çok merak ettiğiniz İngiltere'ye nasıl geldiğimi bir kere daha söyleyeceğim ve dil okulunun ortamını göstereceğim. Hadi okula geçelim. Okula geldim arkadaşlar. Dan'le Cira var. Onlar geç gelmişler. Hoca almamış. Burada da böyle bir tane Kostamız var. Kostalarda burada Starbucks gibi çok ünlü. Her yerde deli gibi var. Şimdi buraya otururum birazcık. Dersin saatini beklerim. Sonra da hocadan izin alacağım. Derse görüntü alabilir miyim diye. İnşallah izin verir. Görüntü alırız. Ne gülüyorsun lan? Hi. Macit'i darlayacağım. Macit'i rahatsız edeceğim. Hi Macit. Hi. What's up? What? What's up? How are you? I'm fine. And you? Yes, I'm good. How was your day? It's fucking day. No, don't use bad word. Come here, come. Did you find a girl? You like last club we go? No, I don't like. You why? Macit? Did you find a girl? Girl for what? Girl for friend. Or what do you want? Whatever do you want. No. Why? You are so handsome, man. What? You are so handsome. Okay. You should find a girl. You think girl like a coffee? I can find it. Or like a croissant? Macit. You are big hunter boy. What? Big hunter boy. Yes. You are look like Damizelya. Damizelya? Yeah. What does it mean? Damizelya. What Damizelya? You don't know Damizelya? He's so rich boy. He's king of the insects. No. Tu senin gibi adam. Adam ya. Say hi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Adam. Aleyküm selam. Macit Dubai'li arkadaşlar. Buraya tek başına gelmiş. Zıplıyor oradan oraya. Her yere gidiyor. Karı kovalıyor. Çok komik bir çocuk. Öyle kendi başına, kendi halinde takılıyor. Burada da kanka var. Say hi. Come. Kayı. Ne haber kankalar? Ne haber kankalar? Adam. You are a man. Arkadaşlar hoca derste görüntü almama izin vermedi. Sınıfımız böyle. Merhaba herkese. The Koft var arkadaşımız. Merhaba, Çinli arkadaşımız Koft. Çinli. Yurda gitmeden önce bir Tesco markete uğradım ve şu 3D Meal'dan aldım. Yurda gittiğim zaman neler aldığımı gösteririm. Evet, şimdi okulumun yurduna geldim. Buraya böyle elimdeki kartı okuturup kapımı açıyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Burada bir kere daha böyle okutturuyorum. Okutturamadık. Sonra yurduma giriyorum. Böyle koridor boyu devam ediyorum. Şimdi şu sol tarafta asansör var. Asansörden ikinci kata çıkacağım. Sonra tekrar aynı. Neyse gösteririm ya. Asansöre binelim. Asansörden çıktıktan sonra işte böyle bir kapımız var. Bugün temizlik günü herhalde. Kapıya böyle okutuyorum. Sonra da böyle odaya şey yapmış oluyorum. Gelmiş oluyorum. Bakmayın etrafı çok şey fena. Abla benim odayı toplamış ya. Allah Allah. Ulan paralar gitmiş olmasın. Şimdi size neler aldığımı göstereceğim. Bir tane böyle chicken sandviç aldım. İçinde şey var, şinitsel gibi kızartmışlar, çok güzel. Gözüküyor mu? Bir tane böyle bir içecek aldım. İşte mandalinalı, yeşil çay ve vitaminler falan varmış. Şöyle tadına bakmak için aldım. Bir tane pop tart aldım. Dün de bir tane pop tart almıştım. 3,5 puan burada arkadaşlar pop tartlar. Diğeri de burada. Sonra bir de
Merak ettim, kurutulmuş etlerden vardı. Bundan aldım. Açtım içinden de bir tane baktım tadına. Tadı çok kötüydü. Leş yani. İnanılmaz derecede kötü. Yemeyeceğim o yüzden. Şimdi size içecek kutu açılımı ve sandviç kutu açılımı yapacağım. Ondan sonra da birazcık İngiltere'ye nasıl geldim, dil okulundan falan bahsetmek istiyorum. Çünkü hala soruyorsunuz. Çok şey bir şekilde, ısrarcı bir şekilde. Şimdi hemen mayo suyunu deniyorum. Güzel, öyle çok ağımşan bir şey yok. Dünkü çok daha güzeldi. Şimdi sandviçin de tadına bakalım. 3 pound bu sandviç artı kurutulmuş et artı içecek. Daily meal denilen olay. Şimdi sandviçe bakıyoruz. Bu da güzel. Hepsi güzel. Evet, şimdi yemeğimi yedim. Ve size İngiltere'ye nasıl geldiğimden birazcık bahsedeceğim. Dil okulunda falan filan öyle. Şimdi ben söyleyeceklerimi böyle söyleyeceğim zaman size birdenbire girip doğaçlama bir şekilde bir sürü şeye atlıyorum. Bir sürü şeye kaçırıyorum. O yüzden böyle biraz not aldım. Biraz o tarafa bakıp da böyle dönüp size söyleyeceğim. Öncelikle süreci anlatayım size. Work and Travel'dan sonra şöyle biraz düşünün dilimi falan nasıl ilerletebilirim diye Aydın abiyle falan konuştuk işte Success'te. Sonra Aydın abi dil okuluna falan git dedi. Dil okuluna falan yollayalım seni dedi. Bu sene Work and Travel'a çıkamayacağım çünkü stajım var ama belki ondan sonraki sene çıkarım. Bu sene bu arada Interrail yapmayı düşünüyorum. Work and Travel'dan sonra işte dil okuluna gidelim dedik. Birçok seçenek vardı. İşte Malta, Kanada, Amerika tekrar, İngiltere falan. Amerika'ya gittim gördüm dedik. O yüzden de bu sefer de İngiltere'ye gidelim diye düşündük. Ve Londra'ya, Embassy London'a karar verdik. Zaten kısaydı. Hani kısa olacak bir şey. Çünkü okulum var. 2 haftalığına geldim. Okulum başlıyor. O yüzden geri dönmem lazım. Sadece kısa bir pratik ve biraz da gezi olsun diye geldim. Şimdi size en çok sorduğunuz soruları soru cevap şeklinde yaptım ve bu şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk olarak dil okulu nedir? Dil okulu eğitim almak istediğiniz dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede istediğiniz süre boyunca yabancı dil eğitimi aldığınız, tabii de yabancı dil eğitimi alırken de sosyal çevreden de uzak kalmadığınız, bol bol pratik yaptığınız bir programdır. Dil okuluna gitmek için hangi ülkelere gidilebilir? Gidilebilecek bir sürü ülke var. Bu sene benim 3 tane arkadaşım geçen dönem yaz dil okuluna gitti. Sait Malta'ya gitmişti. Münevver New York'a gelmişti Amerika'ya. İrem Naz da sınıf arkadaşım Londra'ya gitmişti, gelmişti. Ben de o yüzden birazcık Londra'ya gelmek istemiştim. Bu istediğiniz okullara hani acenteniz size şey yapıyor, bakıyor neresi uygunsa onu şey yapıyor, oraya yolluyor. Success'in yüzlerce şeyi vardı, anlaşmalı yeri vardı. Biz bir türlü seçemedik. En sonunda Embassy London'a karar vermiştik. İkinci olarak nerede konaklanılıyor? Ulaşım vesaire kolay mı kaldığımız yerde? Amerika'da ulaşım kolaydı. Eğer orayı düşünüyorsanız. Malta'yı bilmiyorum. Kanada'yı da bilmiyorum. Amerika'da çok fazla metro vardı. Tahmin ediyorum ki hani büyük şehirlerde olduğu için dil okulları ulaşımda hiçbir sıkıntı olmaz. İngiltere'de hiçbir sıkıntı olmuyor. Çünkü ben çok merkezi bir yerde kalıyorum. Zaten biliyorsunuz her yere yürüyerek gidiyordum ilk başlarda. Ama çok gezdim, artık çok yoruldum. O yüzden metroda bonus kart şeyinin olayını da keşfettim. O yüzden artık metroda kullanıyorum. Bunun dışında 2 yerde konaklayabiliyorsunuz. Birisi yurt, benim kaldığım gibi. Diğeri de aile yanı. Aile yanında da kalabilirdim ama kısa dönem olduğu için yurt tercih ettik biz. Şeyden de bahsedeyim size biraz, yurt ve aile ortamında kalan arkadaşlarımın tecrübelerinden. Bir arkadaşım burada İngiltere'de aile yanında kalmıştı. Buranın kültürünü öğrendiğini falan, biraz daha böyle kültürel bir şekilde deneyim sağladığından bahsetmişti. Yurtta kalanlar da ise arkadaş ortamı, işte partiler martiler öyle şeyler. Bir diğer ulaşım olarak da buraya geldiğiniz zaman İngiltere'ye, ben kendi acentem için konuşacağım. Diğer acentelerin ne yaptığını bilmiyorum. London East beni karşıladı. Bizim Türkiye'deki acent söyleyemedim. Türkiye'deki acentenin buradaki partner şirketiymiş. Sizi havaalanından alıyorlar ve konaklayacağınız yere kadar bırakıyorlar. Her şeyinizi zaten Türkiye'de halletmiş oluyorsunuz. Şimdi diğer konuya geldik. Hadi bakalım. Herkesin merak ettiği şey. Dil okulu pahalı mı? Dil okulu aslında pahalı değil arkadaşlar ama bizim memlekette
döviz kurları çok yükseldiği için artık insanlara pahalı gelmeye başladı. Fiyatlara bunun alt limitleri var ama her bütçeye uygun dil okulu var. Tabii bütçe yoksa ona uygun dil okulu olmaz. Şimdi öyle yazan çakallar çıkar. İşte ne yapalım 10 lira var falan diye. şeye de fiyatlara da ben size link bırakacağım arkadaşlar. Sanırım Success'in web sitesinde var. Oradan bakabilirsiniz fiyatlara. Şimdi diğer konuya gelelim. Herkes gidebilir mi? Bildiğim kadarıyla dil okulunun work and travel gibi bir şartı yok ve herkes gidebiliyor. Öğrenci olanlar vize alma şeyi de var, derdi de var. Ama öğrenci olanlar kolay bir şekilde vize alabiliyorlar. Bakalım başka ne yazmışız. Bir de şey de söyleyeyim size. Vize işlemlerinizin falan hepsini acenteniz hallediyor. Ben sadece istediği belgeleri verdim. İşte onlar da zaten çok zor şeyler değil. 2-3 gün içinde toparlayabileceğiniz şeyler. Ondan sonra onlar bana dosyamı verdi. Gittim sadece konsolosluk değildi. İngiliz değişik bir yerdi. Gittim oraya dosyaları verdim. Parmak izi falan okuttum. Bir tane fotoğrafımı çektiler. Sonra döndüm. 2 hafta sonra da vizem geldi. Şimdi bir diğer konu daha. İngiltere'de dil eğitimi almak nasıl bir duygu? Nasıl bir deneyim? Nasıl bir tecrübe? Work and Travel'da gittiğimde zaten anlamıştım. Dil kendi ana vatanında öğreniliyor. Ben dil okulunu gerçekten iyi bir okul seçtiğimi düşünüyorum Embassy London olarak. Çünkü okulun içindeki hocalar çok iyi. Zaten Luke var. Luke biz bir aralar Türkiye'de Amerikan Koleji'nde de çalışmış. Türkçe de biliyor. okulumu çok beğeniyorum. Dersler çok eğlenceli geçiyor. Birbirimizle kaynaşmamız için hocalar çok yardımcı oluyor. Her gün dil okulunun aktiviteleri oluyor. Ve ister istemez yabancı ülkede olduğumuz için Amerika'da aynı şekildeydi. İngiltere'de aynı şekilde İngilizce konuşmak zorunda kalıyoruz. Ve ben İngilizce konuştuğum zaman mutlu oluyorum. Ulan konuşabiliyormuşum falan diyorum. Başka ne söyleyebilirim size? Şunu da söyleyeyim. Not almışım. Türkiye'de hani böyle deniyoruz İngilizce öğrenmeye falan filan. Ben bir sene hazırlık okumuştum ama hiçbir şey hani o kadar hiçbir şey demeyelim de o kadar fazla bana hazırlığın katkısı olduğunu düşünmüyorum. Keşke diyoruz hani bunu zaten ailemle birlikte de konuşmuştuk. Keşke bir sene hazırlık okumak yerine okulumu dondurup bir sene gelip yurt dışında eğitim alsaydım. Ki zaten hani yaklaşık aynı para ödeneceği için. Ya da bir seneye yakın bir şekilde yurt dışında eğitim alıp döndüğümde daha iyi bir İngilizceyle ve daha çok böyle insanın ufku açılıyor çünkü yurt dışına çıktığı zaman. İşte daha iyi bir şekilde dönebilirdim ülkeye. Ama olmadı. Bir sene maalesef 30 bin lira kadar bir masrafımızı yurttu, oydu, buydu, konaklamaydı, haçlıktı. Dil okuluna, dil okulu diyorum, hazırlığa vermiş olduk. Keşke o parayı burada dil okulunda yeseydim. En son keşke o parayı burada dil okulunda yeseydim demişim ve kapatmışım. Pek sıkıldım herhalde konuşmaktan. O yüzden kapatmışım. Şimdi çamaşırlarımı falan yıkadım. Odama geldim. Yurttayım. Dışarı çıkmayacağım bugün. Zaten geç oldu. Biraz dinlendim. Şimdi size arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Reklam olması için söylemiyorum. Sadece bilin diye söylüyorum. Work and Travel sürecimde de dil okulu sürecimde de Success bana yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim onlara. Zaten kötü bir şey, olumsuz bir şey olsaydı illaki size yansırdı. Biliyorsunuz ben yediğim dürümün yorumunu bile yapıyorum sizinle. Aldığım, içtiğim, yediğim her şeyin kutu açılımını yapıyorum. Birlikte Success'in de kutu açılımını yapmış gibi bir şey olduk. Çok teşekkür ediyorum onlara tekrardan. Bu arada Success'in Ankara'da, Eskişehir'de, Antalya'da ve İzmir'de şubesi var. Aşağıya bir link bırakacağım. O linkten bakabilirsiniz. Hem okulun ücretlerine falan da bakabilirsiniz. Bugünlük de bu vlogtan bu kadar olsun. Çünkü bir atraksiyon olmayacak bu saatten sonra vlogta. Buralarda böyle takılacağım. Film falan izlerim. Uyurum. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğenin. Abone olmayı ve paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki vloglarda görüşürüz.